Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ferhan, Bölüm 4. Yorgunluktan ağrıyan ayaklarıyla kendini koyu, mavi renkli kanepenin üzerine bıraktı Ferhan. İki gündür alışveriş için yoğun bir tempo ile kasabaya inmiş, saatlerce dolaşmış ve en sonunda küçük evini kendi zevkiyle döşemişti. Gözlerini pencereye çevirdiğinde yıldızları çok yakınındaymış gibi gördü. Sessizliği dinledi, yalnızlığı istedi. Biraz zaman sonra kapının yumruklanarak çalınmayacağını, bağırılarak çağrılmayacağını, huzuru dilediği kadar yaşayabileceğini fark etti. İçini her şeyden uzakta olmanın tarifsiz bir mutluluğu kapladı. Huzurlu bir gülümseme yayıldı yüzüne. Biraz sonra daha da güldü. ''Halimi görüyor musun anne? Ne haldeyim? Artık senin toprağındayım, kendi evimdeyim. Yakılıp yıkılmış, yırtılıp atılmış, onca hatıra üzerine ben buradayım. Mutluyum her şeye rağmen. Fakat şurada bir yerde zamanla boğazıma yumru olacak bir huzursuzluk dolaşıyor.'' Oturur pozisyona gelmiş, yine pencereden dışarıyı seyrederken konuşmuştu. İnatla yüzünden silemediği gülümseme engel olamamıştı gözlerinin dolmasına. Son cümlesini eli kalbinde, acı bir sesle söylemişti. Nasıl tarif edilirdi ki? Şurada bir yerde zamanla boğaza yumru olan huzursuzluk. Sanki dağınık bir odaymış da her şeyi örtsün diye bir saksı çiçek konmuş gibi hissediyordu kendini. Çiçek çok güzeldi fakat yetmez de örtmeye bunca dağınıklığı. Toparlanıp bir duş aldı ve pratik şeyler hazırlayıp yedi. Bir ara kızlardan yemek eğitimi alması gerektiğini de düşündü. Salona bitişik ikinci konteynere geçtiğinde ağırlıklı olarak beyaz renklerle donatılmış yatak odasının ortasındaki küçük valizine yaklaştı. Tüm hayatını sığdığı küçük valize. Eşyalarını çıkarıp yavaş yavaş yerleştirdi. Her eline aldığına tek tek bakıyor, hatıralara dalıyordu. Ondan da bu yavaştı. Çalışma masasının yanına koyduğu küçük kitaplığa birkaç parça defter ve dosya koydu. Ve valizin en altındaki küçük defteri aldı. Annesinin güzel bir el yazısıyla kendisine hatıra bıraktığı kahverengi kapaklı bir defterdi bu. ''Yazım hiçbir zaman seninki kadar güzel olmadı anne.'' Buruk bir tebessümle mırıldandı. Defalarca okumasına rağmen defterden rastgele bir sayfa açıp ilk kez okuyormuş gibi dikkatle okudu Ferhan. ''Ferhan'ım, kızım, yine bugün sana sevgimden, hayallerimden, hatıralarımdan bahsedeceğim. Umarım sıkılmıyorsundur yazdıklarımdan. Elimde sana anlatacak yalnızca bunlar var çünkü. Hem bil ki senin bir gülüşünü saatlerce, satırlarca yazsam yine bana az gelir. Sıkılmam yazmaktan. Şu kısacık zamanda koca bir ömre sığacak kadar büyük bir özlemle yazıyorum sana. Yazamayacağım her anın özlemiyle, senin özlemini hissederek. Her saniyemizi ezberlemeye çalışıyorum. Yolun sonundaki hasreti dindirebilmişim gibi. Sen her şeyden habersiz gülerken mutlulukla sana eşlik ediyorum. Aynı zamanda içim yanıyor. Belki o acı dağlar parçalanmasına eş bir acı. Ve yine sen varsın. Sevincim de, hüznüm de sensin. Sana gözümden sakındığının, gözünün önüne gitmekten duyduğum acıyı o küçük yaşında nasıl anlatırdım bilmiyorum. Beni anla demeyi bencillik addediyorum sana karşı. Zaten ölünce bu tarihsiz ayrılık acısından kurtulacağımı bilmek ve bununla seni baş başa bırakmak yeterince bencil hissettiriyor. Kendi adıma sevinemiyorum bile. Yine de bil ki canım kızım, Ferhan'ım, yıllarca çekeceğin hasreti aylarca her saniyeme sığdırdım. Seni şurada uyuyor halinle bile çok özledim. Annen, Ferhan o geceye kadar sessiz ağlıyordu.
elini ağzına bastırmış hıçkırıklarını durdurmaya çalışıyordu. Her okuduğunda tazelenen hisleriyle gözlerine söz geçiremiyordu. Annem dedi gözyaşlarının müsaade ettiği kadarıyla. Bilseydim bu kadar ayrı kalacağımızı. Uyur muydum hiç? Ayrılır mıydım yanında? Genç kız çok uzun zamandır tuttuğu gözyaşlarını serbest bırakmış, elindeki deftere de sıkı sıkı sarılmıştı. Zaten elinde sarılacak başka bir şey de yoktu. Yatağına yattığında sarsılarak ağlamaya devam etti. Evindeki ilk gecesinde konukları annesi ve hasretiydi. Annesi geldiğinde Ferhan 6 yaşında, her şeyden habersiz gülebilen bir çocuk olurdu. Annesini bir daha göremeyeceği ayrılık sabahına uyanmıştı o çocuk. Çalan telefonla uyandı genç kız. Gece ağladığından şimdi başı ağrıyordu. Üstünü örtmemiş, aynı pozisyonda yatmıştı. Telefona uzanmak için kalktığında aynadaki aksiyle karşılaştı. Şişmiş gözler, kızarmış dudaklar, solgun bir ten. Bitkinliği her halinden anlaşılıyordu. Israrla çalan telefonu açtığında neşeli bir ses konuştu. ''Günaydın, hala uyuyor musun yoksa?'' ''Artık uyumuyorum Sedef.'' ima ile cevap verdi Ferhan. ''Teşekküre gerek yok canım.'' Aldığı cevapla gülmüştü genç kız. ''Tamam, sana da günaydın.'' ''Hayırdır?'' ''Bugün babaannemin evinde toplanıyoruz. Sen de gel.'' diyecektim. Ferhan kendini yorgun hissediyordu ve tanımadığı insanların arasına girmeye pek de niyetli değildi. ''Sedef, ben biraz yorgunum. Hem işlerim de var bugün. Biraz çalışmam lazım.'' ''Ferhan, eğer şimdi gelip bizimkilerle kısaca tanışıp arada kaynamazsan hepsi seninle tek tek tanışmaya gelir ve bu günlerce sürer.'' ''Diyorsun.'' Olacakları hayal edince bir an yutkundu Ferhan. ''Güven bana. Saat 2'de toplanıyoruz. Meydana gel, ben seni alırım.'' Ferhan mecbur kabul edip telefonu kapattı. ''Aradan çıksın bu da.'' diye söylenerek elini yüzünü yıkamaya gitti. Kısa bir kahvaltı faslından sonra mutfağı toparlayıp dışarı çıkmak üzere hırkasını aldı. Mutfak tezgahının önündeki cam bahçeyi gösteriyordu ve bu iç açıcı manzaraya karşı koymak mümkün değil. Dışarıya çıkıp temiz havayı ciğerlerine çekti. Kısa bir yürüyüş yaptı. Çeşmenin buz gibi soğuk suyundan içti. Gitme vakti gelene kadar oyalandı. Sonra hazırlanmak için içeri girdi. Rahat bir kot pantolon ve dizene kadar uzanan koyu yeşil tunikini giydiğinde odada gözlerini gezdirip spor ayakkabılarını işte buradasınız dercesine gülümsedi. Evden çıktığında kendini karşılayan rüzgardı. Sakin adımlarla artık alıştığı yollarda yürümeye başladı. Duvarların ardındaki evlerden gelen sesleri dinledi. Renklerini inceledi. İlk davetine yürüdü. Sonra karşısına tanıdık bir sima gördü. İsmail hocam. Saygılı bir şekilde yanına yaklaştığında sordu. ''Nasılsınız hocam?'' ''İyiyim kızım, sen nasılsın? Hoş geldin köyümüze.'' Samimi ve içten bir karşılamaydı bu. Genç kız biraz çekingen, ''Hoş buldum.'' dedi ve yürümeye devam ederken. ''Sen Asiye Hanım'ın torunuymuşsun. Ben hikayeyi biliyorum dedenden. Anneni tanımıyorum, o gittikten sonra geldim bu köye. Dedenle de iyi arkadaştık, iyi adamdı rahmetli.'' Sıkıntı sesine yansımıştı adamın. ''Konuşurduk, anlatırdı bana derdini.'' Ferhan dedesinin adı geçince biraz gerilmişti. Yine de bölmeden dinliyordu hocayı. Yaşlı adam da genç kızın sabırla kendisini dinlediğini fark ediyor fakat söylemek istediklerini tam olarak toparlayamıyordu. Sonra meydana yaklaştıklarını fark edip söyleyeceklerini erteledi. Ayaküstü geçiştirmek istemişti. ''İyi olanı yaptın kızım gelmekle. Yani burada bir zorluk görürsen yılmaz sabret. Allah'a güven. Bil ki o her şeyin en güzelini yapar.'' Daraldığında kalbine ferahlık verir, yorulduğunda güç verir. Ferhan adamın bu düşüncelerinden sıyrılıp, kalbini Allah'a yasladığında bir anda gözlerinin parladığını fark etti. Küçük bir baş hareketiyle teşekkür etti hocaya. İsmail Hoca camiye giderken, Ferhan da bir ara konuşmak için camiye gitmesi gerektiğini düşündü. Adamın söyleyecek bir şeyleri vardı belli ki. Ferhan, meydanda kırmızı çiçekli elbisesiyle kendisine el sallayan Sedef'e baktı gülerek. ''Hayat dolusun Sedef'' diye mırıldandı ona doğru hızla yürürken. Nasıl geçti gecen? Ay çok heyecanlı. Yeni ev, yeni yer. Sedef'in bu heyecanlı tavrına rağmen ''İyi'' diye cevap verdi durgun bir sesle. Sonra da yol boyu kısa cevaplarla geçiştirdi kızı. Zaten Sedef kadar konuşacak da bir şeyi yoktu.
büyük avlulu eve girdiklerinde hanımlardan oluşan kalabalık bir grup karşıladı onları. Önce sessizlik oldu, sonra süzdüler Ferhan'ı. Fısıltılarla konuştular, ardından buyur ettiler. Genç kız rahat sedire oturdu. Onca bakışlar arasında, rahatsızca. Sofralar donatılmış, ikramlar hazırlanmıştı. Çocuklar koşup oynuyorlardı. Bir ara Ferhan'ın gözüne bir çocuk takıldı. Buraya gelirken arabada şımarık dediği çocuktu bu. Sonra dikkatli bakınca evden çıkan ve kendisine yaklaşan kadının da tartıştığı kadın olduğunu gördü. Onlarla burada karşılaşmayı beklemiyordu. Neyse ki kadın gün boyu kibirli hareketlerle Ferhan'ı rahatsız etmekten başka bir şey yapmamıştı. Ferhan'ın garip bakışlarını fark eden Sedef ne olduğunu sordu. Ferhan hafif göz kırptı. Sorun yok dercesine. Hanımlar köyün yeni yerlisini sorguya almışken avluya Asiye Hanım ve Sultan Hanım girdi. Ferhan Sedef'ten öğrenmişti. Anneannesiyle Sedef'in babaannesinin elti olduğunu. İki kadın yalancı bir gülümsemeyle selam verdiler birbirlerine. Fakat birbirleri karşısındaki mağrur duruşları birbirlerinden pek haz etmediklerini gösteriyordu. Kaos dedi Sedef gülerek. Ferhan anlamadığını belirtti. Asiye nine babaannemin senden laf almak için bizi buraya topladığını duymuş birinden kızlar yazdı. Ama öyle değil. Sedef'ten ses çıkmayınca hayretle başını çevirdi Ferhan. İnanmıyorum nasıl yani? Sedef kaostan zevk aldığını belli edercesine gülüp olanları izliyordu. Ferhan ise bunun iyi niyetli bir davet olmamasına bozulmuştu biraz. O geçmişten sıyrılmaya çalışırken insanlar bunu eğlence haline getirmişe benziyordu. Hikayeleri bu kadar meraklıysanız açın kitap okuyun diyesi vardı fakat durduk yere terslik çıkarıp insanlarla uğraşmak istemiyordu. Nuran toplamışsın yine herkesi. Asiye Hanım sorgularcasına konuştu. Toplandık ya, köyümüzün yeni kızıyla tanışalım dedik. Gel otur, sen de tanı torununu. Nuran Hanım yaptığı imayla daha da gelmişti ortamı. Asiye Hanım sinirlense de gülümsemesini silmedi yüzünden. Yavaşça kendisine gösterilen yere oturdu. Ben zaten tanıyorum onu dedi meydan okurcasına. Ferhan acıyan gözlerle baktı etrafa. Belki de adını bile bilmiyordu o söyleyene kadar. Şimdi ise anlıyordu. Asiye nine, kovmuşsun ama kızı. Başını hışımla kendisine soru soran kadına yöneltti yaşlı kadın. Bir yandan da Ferhan'a bizi rezil ettin dercesine ezici bakışlarını yolluyordu. Kovmuş olsam ev yap diye bir yer verir miydim dedi sert bir sesle. Kimse karşı durmadı köyün en sert kadınına. Sonra arkasından konuşmak üzere sakladılar cümlelerini. Ferhan ise her şeyden sıyrılıp konuşmayı dilediği gibi yöneten anneannesini izliyordu. Bir kez bile başını eğdirmeyen, gerektiğinde inkara başvuran kadına. Çıksa karşısına dese ki, sen beni kovdun ama ben direndim, evimi yaptım, başımın çaresine baktım, yenildin, rahatlayacaktı. Fakat ne yeri, ne zamanıydı. Biraz daha suskunlukla beklemek istedi. Arada gerginlik çıksa da, gerçekten Sedef'in dediği gibi o kadar konu arasında kaynamıştı Ferhan. Biraz da Asiye Hanım korkusundan fazla konuşmamışlardı. Kadınlar kendi dertlerinden ve sıkıntılarından bahsederken, Sultan Hanım'ın kızı Sedef ve Ferhan kendi aralarında küçük sohbetler yapmış, zamanı geçirmişlerdi. Bu arada teyzesi ve anneannesinin soğuk bakışlarını hep üzerinde hissettiği genç kız. Yabancı olduğu bu yerde daha da yabancı hissettirmişlerdi ona kendini. Sonra Sultan Hanım kaş göz işareti yaparak kızını yanına çağırdı. Anlamıştı Ferhan. Kendinden uzak tutmak istiyordu kızını. Hangi kelimelerle haykırsa bilemedi. Kimseye bir zarar vermeyeceğini. Okuldayken böyle kaybettiği arkadaşlarını hatırladı. Kıyafetine, annesizliğine bakıp çocuk kalbini görmemek için perde çektikleri gözleriyle sevdiği arkadaşlarından ayırmışlardı onu. O zaman küçüktü, sesini duyuramıyordu, zarar vermeyeceğini söyleyemiyordu. Peki ya şimdi ne vardı? Onu duymayacak, böyle yalnız koyacak, yabancıların içine sahip çıkmayıp daha da yabancı yapacak. Düşüncelere artık acı verince müsaade isteyip kalktı. Tüm farklı niyetlere rağmen teşekkür edip çıktı avludan. Yeniden nefes aldığını hissetti sonra. Bekle! Arkasını döndüğünde Sultan Hanım'ı gördü. Kendisine adıyla hitap etmeye tenezzül etmeyen teyzesine yaklaştı ağır adımlarla. Düştüğünde kalkmaya fırsat vermeyecek kadar hızlı yapıyordu insanlar. Ondan da bu ağırlığı. Dinliyorum dedi olabildiğince hissiz tutmaya çalıştığı soğuk bir sesle. Gördün mü içeride yaptığını?
''Ne yapmışım ben?'' dedi kız anlamaz bir yüz ifadesiyle. ''Biz gelmesek kim bilir ne anlatıp rezil edecektin bizi. Annen yeterince rezil etti bir de sen.'' ''Ben nerede ne konuşacağımı bilirim Sultan Hanım.'' ''Kötü niyetli bir davetin sorumluluğunu iyi niyetle icabet etmiş olan bana yükleyemezsiniz.'' Ferhan sinirle konuştuğunda savunmak istediği kendisi değil annesiydi aslında. Her seferinde konuyu ölmüş annesine getirmeleri rahatsız ediyordu artık onu. Sultan Hanım her ne kadar sinirlenmiş olsa da keskin bir sesle konuştu Ferhan'la. Çünkü biliyordu ki bağırsa çağırsa da sözleri etkili olmadıkça genç kız vazgeçmeyecekti. ''Sen bilmiyorsun Ferhan, yaşamadığın bilmediğin çok acı var. Neleri atlattık, nelerin üstünü kapattık bilemezsin. Şimdi bir anda gelmiş, her şeyi yıkıyorsun yine. Bize zarar vereceksin sen.'' Son cümlesinde sesi yalvarır gibi çıkmıştı kadının. Ferhansa kendini anlatamamaktan yorulmuştu artık. ''Ben yapmaya geldim. Size rağmen yaptım. Şimdi bırakın da yaşayayım.'' Kadın Ferhan'ın yılgın bakışlarını izledi bir süre. İçinde şüpheler vardı, anlatamadığı kızgınlıklar vardı. Yeniden aynı şeyleri yaşayamamanın acısı ve soramadığı hesaplar vardı. ''Yaşa ama ailemden uzak dur. Kızıma yaklaşma. Bize verdiğin ilk zararda seni atarım bu köyden. Sevdiklerime dokunmadan bir köşede yaşa ve en kısa zamanda git bu köyden Ferhan. Senin yerin burası değil.'' Kadın hışımla arkasını döndü Ferhan'da ve kızgınlıkla yürüdü. Böyle istememekten, zararlı görülmekten, ailesi olmamasından bahsedilen tüm cümleleri zihninde sıkı sıkı tutup yürüdü. Herkese sinirlendi. Rüzgara, ayağına değen taşa, yüzüne dağılan saçına, nihayet evinin olduğu kocaman araziye gelince nefes nefese kalmasına rağmen haykırdı güne. ''Ben size ne yaptım?'' Uzaklardan hafifçe yankılandı sesi. ''Ben seçmedim bu hayatı!'' bağırıyordu durmadan. ''Bunları size ben yapmadım. Bilmiyorsun. Dediğiniz her şeyi yaşayarak öğrendim. Öğretenim olmadan yürüdüm. Dizlerinde derman, konuşacak kelam kalmayana kadar bir başına ağladı, bağırdı. Sonra olduğu yere yürüdü. Başını toprağa koydu. Elini gezdirdi bu sert yüzeyde. Gözyaşlarını akıttı. Bir gün papatyalar bitecek toprağa. Beni de alsaydın ya dedi son gücüyle. Beni unutma. Unutma beni. Beni unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insan. Geçen günleri suskunluğunu koruyarak izlemişti yaşlı kadın. Ömründe en iyi bildiği kendisini ayakta tutan her şeyi yapmıştı yani. Karşısındaki kızı ne korkutmak ne de emirler yağdırmak işe yaramazdı biliyordu. Kovmuş, yapamayacağını sandığı şartlar koymuştu fakat nafile. Genç kız bir inatla direnmiş ve yerleşmişti yaşlı kadının burnunun dibine. Tıpkı annesine benziyordu. Yüzü, konuşması, inadı, çabası. Ve yaşlı kadın en çok da bu yüzden korkuyordu. Kalbini sıkıştıran hissin korku olduğunu hep inkar ederek. Hayat hep güvenmekle sınamıştı onu. Ölse inanmazdı yanında gelecek hayalleri kuran kızının bir sabah aniden çekip gitmiş olmasına. Oysa kızına iyi imkanlar sunmuştu. O da okumuş, ailesine gurur kaynağı olmuştu. Züleyha dendi mi herkesin dilinde takdir cümleleri dökülürdü. Asiye Hanım'ın eşi her çocuğu ayrı ayrı gurur duyarken Züleyha'nın yerini başka belirlemişti kalbinde. Ailesi iyi tanırdı içi dışı bir olan kızlarını. İnadını da bilirlerdi. Kafasına koyduğunu alana kadar uğraşırdı. Merhametini, şefkatini bilirlerdi. Kedilerle doluydu avluları. Maharetliydi. Bahçeleri çiçek dolu, kan kırmızı güllerle süslüydü. Ve bir sabah soldu tüm renkler. Züleyha her şeyi arkasında bırakıp bir yabancının elini tuttuğunda gül dikeninden daha çok acıtan eller bir anda dağıtmıştı her şeyi. Önce renkleri, sonra kedileri, sonra aileyi. Artık takdir için açılan ağızlar kınıyordu genç kızı. Asiye Hanım acıyan gözlerle bakardı. Önceden alkışlayanların şimdiki hallerine. Her şey
her his yalan mı der sorgulardı. İçinde kırılan güvenin enkazını taşırken, her şeye rağmen hep başı değil, kulağı sağır geçerdi önlerinden, ta ki odasına girene dek. Sonra daha fazla yüklenmezdi dizlerine, her yükü gözyaşlarıyla üstünden atardı. Anlam veremediği olurdu bu gidişe, üzülürdü, hasret yakardı içine. Ardından derin bir öfkeye bürünürdü kalbi. Zamanla evin havası değişmiş, Asiye Hanım eşini kaybetmiş, evlatlarını evlendirmişti. Züleyha'nın bıraktığı enkazı toparlamaya uğraşmıştı yıllarca. Her şeye rağmen başını eğmemeyi kural bilip yaşamıştı. Nice günler, aylar, mevsimler geçmiş. Duygular, bulutlar gelip geçmiş gitmişti. Fakat Asiye Hanım'ın kalbinde Züleyha için ayırdığı küçük bir keşede tüm duyguların üstünü örten bir öfke vardı. Zamanla fark etmişti ki bu öfke kendisine iyi geliyordu. Onu ayakta tutuyordu. Çok geceler düşünmüştü döner mi diye. Dönse ne yapar, ne derdi kızına? Bırakır mıydı tüm yaşananları bir tarafa? Sarılır mıydı? Zor tarafta kalmak. Sıkıyordu insanı. Ama içi hep aynı şeyi söylüyordu. Hele bir gelsin, tekrar göreyim gülen yüzünü. İçiyle savaşını bitiren şu cümle oluyordu işte. Bir gün Halime'nin elinde bir mektupla kendisine koştuğunu gördü. Anlamıştı kimden geldiğini, beklediği haberdi. Heyecandan kalbini hızlı attıran, ellerini terleten, tüm olanları bir anlık da olsa unutturan, Züleyha gelmiş gibi koşmuştu almaya o küçük kağıt parçasını. Canlarım, annem, babam, kardeşlerim, çok özledim sizi. Hasretiniz kalbimde kor, gözümün yaşı dinmiyor. Belki kızgınsınız bana öyle gittim diye. Ama affedin ne olur, böyle olsun ben de istemezdim. Annem, canım çok yanıyor. Ne olur affedin beni de kurtulalım bu hasretten. Ben gelemem, dönemem yanınıza belki. Siz gelirsiniz, bir kez görürüm sizi. Evimin adresini yazıyorum ve kelimeleri. Konuşacaklarımızı bu kağıtta tüketmiyorum. Kokunuzu bile özledim. Yarım sayfa mektup yollamış ve bunları yazmıştı ailesine Züleyha. Asiye Hanım dolan gözleriyle öylece oturdu çarpağa. Konuşmadı etrafındaki tüm konuşulanlara rağmen. Gidecek miydi? Kalacak mıydı? Sonlanacak mıydı bu hasret? Bir kağıt parçası yollamıştı. Onca zamanın üstüne. Canım yanıyor diyordu. Asiye Hanım canıyla canın yongasının acısı arasında. Sonra kendisini ayakta tutan öfkesi şahlandı bir anda. Elindeki kağıdı buruşturup avucunda sımsıkı tutarken, bu evde onun adı anılmayacak. Kimse oraya gitmeyecek. Gidenin ayağına gitmeyeceğiz. Avluda kimseden ses çıkmadı o an. Oysa Halime ve Cemil kız kardeşlerine kavuşmayı ziyadesiyle arzuluyordu. 3 gün geçmişti yemeden içmeden uzak. Asiye Hanım'ın iç muhasebesi hiç durmamıştı. Elindeydi kızı. Çağırıyordu kendisini. Fakat engeller vardı aralarında. Ne yollardı ne günler. Öfkeydi kavuşmaya engel. Ve asla telafi edilmeyecek olan kayıplar. Zaman, neşe, güven. Bir gün Halime sordu annesine. Korkuyor musun yoksa? İşte o an Asiye Hanım tekrar baktı kalbine. Korkuyor muydu? Korku muydu bu? Affetmekten, ağlamaktan, sarılmaktan korkmak mıydı? Yüzleşmekten mi korkuyordu? Hayır, hayır. Kabullenemezdi bunu. Korkacağı hiçbir şey yoktu. Hatayı yapan kendisi değildi. Geliyoruz dedi sorulacak tüm hesaplar cebindeyken. Hesapsız suç kalmamalıydı. Yola çıktığında gitmenin zorluğu bindi omuzlarına. Sen nasıl kaldırdın bu yükü diye mırıldandı kızına. Kalan kadar gidene de zordu yollar, anlamıştı. Şehirler açtılar, yollar dolaştılar ve kalbinde her şeyden arınmış bir heyecanla kağıttaki adrese gelip sile bastılar. 1 kere, 2 kere, 3 kere. Kapı açan yoktu. Biri çıkıp da burada kimse yaşamıyor diyene kadar beklediler umutla. Halime belki diyecek oldu fakat Asiye Hanım hışımla elini kaldırdı. Yok dedi öfkeyle. Bu saatten sonra yok.
kandırılmışlık hissi öfkesini tetiklerken tekrar köye dönmek üzere yola çıktıklarında Asiye Hanım tüm merhametini ve şefkatini o boş evde bırakmıştı. Kızının yeni bir umut için onu çağırdığı boş evde. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.